Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Şubat ayının ilk günü Borsa İstanbul arkadaşlar pozitif başlamıştı güne. Biraz önce tekrar pozitife dönmüştü ama şu anda yine negatifte. 4972 puana düştük. BIST 30 ise 0.12 ile yukarıda yeşildeyiz. Yani bir 2-3 dakika önceki videomda yeşil demiştim. Şimdi kırmızı diyorum. Bunların hepsi zamanla alakalı arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Evet. Net karı 58 milyar olan bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. O hissenin net karı 58 milyar lira. 58'den daha küsuratlı. Bilançolarla birlikte inanılmaz karlar gelmeye başladı. Bir şirket düşünün. 58,5 milyar lira bir yıl boyunca kar etmiş sevgili arkadaşlar. Garanti BBVA'dan bahsediyoruz. Garanti Bankası'ndan. Finansal tablolarını açıkladı arkadaşlar Garanti. Bankanın 2022 yılında net karı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 231 bin TL oldu arkadaşlar. Dün akşamki videomuzu izlediğiniz bilmiyorum ama Akbank'ın bilançosuyla ilgili orada da inanılmaz bir rakamlar vardı. 2023 yılında bankacılık sektörünün yapmış olduğu bir kar belki de 2022 yılında özür dilerim belki de bir daha yaşanmayacak. Ancak sevgili arkadaşlar bu karlarda üretim yapan şirketlere karşı devletin düşünmesi gerektiği karlar. Yani inanılmaz bankalar kar ediyor. Para nasıl dönüyorsa artık ülkede siz de bunu artık kafanızda bir tahayyül ettirin. 60 milyar kar açıklayabiliyorlar, 50 milyar kar açıklıyorlar yıllık. Mesela bunların temettü dağıtmasına araya giriyorum ama konuyu anlatacağım. Kesinlikle BDDK'nın kabul etmesi lazım. Eğer temettüyü kabul ederse bankaların temettü vermesini bankalar en az 5-6 lira 10 lira gibi bile temettü dağıtabilir. Ve yatırımcısını o yönden biraz sevindirebilir. Zaten hisseler, banka hisseleri biliyorsunuz düşük. Yani yüksek gidebilir. Temettü yüksek bir oranda temettü kazanabilirler. Ama bu banka sektörünün kazancı 2023 yılında mesela bazı yatırım şirketlerine göre %20 ile 25 arasında düşeceğini söylüyorlar. Enflasyonun %30 olacağını düşünüyorlar. Bu sefer aynı kar yani 60 milyar 58 milyarsa yine garanti 60 bile kazanabilir yani. Bankacılık sektöründe inanılmaz bir karlılık var ama hisse senetleri açısından baktığınızda da yüzde zaten geçen yıl yatırımcısına en çok kazandıran hisse endeksi bankacılık olmuştu. Bunu da biliyoruz. Evet, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre 2022 yılında net karı 58 milyar 510 milyon 306 bin lira oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL Türk Lirası seviyesinde gerçekleşirken ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 237 231 bin TL oldu. Yaklaşık ekonomiye sağladığı destek 1 trilyon görüyorsunuz. 1 trilyon Türk Lirası yaklaşık olarak. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin %69.6'sı müşteri mevduatlarıyla fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı 2022 yılında %56 büyüme ile 96 milyar 910 milyon 251 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı %16.8, öz kaynak karlılığı %51, aktif karlılığı ise %5.4 seviyelerinde gerçekleşti. Evet, burada da görüyorsunuz raporu arkadaşlar. Net dönem karı 58 milyar 285 milyon. Şimdi 2021'de 12 milyar 938 milyon 908 bin olurken 2022'de 58 milyar 285 milyon 378 bin olması çok büyük bir rakam. Biz mesela bankacılık endeksinden %200 kazandıysak bankalar %350 kazanmış şu anda Garanti Bankası. Demek ki hisselerin fiyatı hala çok düşük. Net faaliyet karı
zararı 76 milyar arkadaşlar. 17 milyar da 2021'deymiş. Burada bir %325'lik bir artış var. Net ücret komisyon gelirleri. Komisyonlarda ise arkadaşlar %97'lik bir artış var. Bankalar bunu biraz kasmışlar karlarından. Faiz giderleri eksi olarak %85 artmış ama hiç önemli değil tabii ki bu. Faiz gelirleri %121 artmış. Gördüğünüz gibi faiz gelirlerinden daha çok farklı noktalarda paralar kazanıyorlar diğer noktalarda. Çünkü faiz gelirleri %121 artmış ama net dönem kârı %350 artmış. Bu işlem paraları deyip geçmeyelim. Onlar da inanılmaz paralar tutuyor demek ki. Finansal varlıklar net olarak baktığınızda %5 azalmış. Krediler %11 artmış arkadaşlar. Mevduatlar %6 artmış. Bunlar da biraz az artış var. Beklenen zarar karşılıkları %8 artmış. Bu kadar riske normal bu. Öz kaynaklar %16 artmış. Mesela öz kaynaklarını da arttırmayı başarmış. Bu da banka için oldukça önemli. Evet, FK ise 1.73 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yabancının geldiği bir ortamda bu bankaların fiyatları 24.04'müş Garanti Bankası'nın bu alındığında. Tabii Garanti Bankası'nın şu anki durumunu da hemen bilgisayardan ben sizlere vereyim. %24.20 yani 0.83 artmış arkadaşlar. Bugün pozitif ayrışmış. Tamam. Şu anda BIST 100 bile biraz önce videoyu açtığımda 6 dakika önce negatifti. Şu anda pozitife geçti. 0.46 yukarıda yeşil. Garanti ise arkadaşlar 0.33. 10.34 güncellemesi. Bir güncelleme yeniyim, eskide kalmış. Garanti ise 10.44 güncellemesiyle 0.92 yukarıda. Yani bu bilançoyu açıkladıktan sonra bu bankanın 0.92 yukarıda olması da ilginç gerçekten. Yani şey, yabancıdan bahsediyorduk ya, yabancılar geldiği zaman bu bankalar bu karlılık oranlarıyla 24-14'te mesela şu anda kalması mümkün değil. Evet, konuyla ilgili hızlıca geçelim. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başlı şöyle bir açıklama yapmış. 2022 yılı makro politikaların çizdiği çerçevede bankalar açısından zorlayıcı ve rekabete alıştığımız sınırların dışına taşıyan bir yıl oldu. Ekip olarak yoğun değişim sürecine hızlı uyum sağladık. Bunun sonucunda hem düzenleyici otoritelerin hem de paydaşlarımızın bizden beklentilerini rahatlıkla karşıladık. Kredi talebinin yabancı para değil Türk lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. Regülasyonlarla uyumlu TL kredi büyümesiyle sektördeki payımızı arttırarak özel bankalar arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüzel kredilerde sadece KOBİ ve ihracatçı firmalara yönelen bir kredi kullandırımı oldu. Diğer firmalar regülasyonun etkisiyle kullandırımlarını önemli ölçüde azalttılar. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada geleneksel liderliğimizi koruduk. Aktif taraftaki gelişimden çok daha önemlisi pasifteki fonlama yapısında oldu. Kur korumalı mevduat hacmi sektörde vadeli TL mevduatının yarısından fazlasını oluşturuyor. İşte bu yüzden kâr ediyor zaten bankalar değil mi? Devlet ödüyor yani bunun farkını. Cari açığa 100 milyar eksi yaz diyorlar mesela onun. Benzer bir trendi bankamızda da gördük. Bu ürünle mevduat vadeleri uzadı ve sektörün geleneksel sorunlarından biri olan vade uyumsuzluğunu azaltarak bilançolarımıza destek verdi. Bank olarak sektörde KKM dönüşümünü en fazla gerçekleştiren bankalardan biriyiz. Ve bu müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu güvene dayalı ilişkimizin bir sonucu diyor. Finansal olmayan stratejik performans göstergelerimize de yılı çok iyi sonuçlarla tamamladık diyor. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki mantık işte bu KKM sayesinde de bankalar inanılmaz paralar kazandılar. Bunu da belirtmekte fayda var. Şurayı yapıp özeti bitirelim. Ortalama aktif karlılığı %5.4 oldu. Ortalama öz kaynak karlılığı %51 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 974 milyar bunu demiştik. Ve yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %56 büyüdü ve pazar payı %9.9 seviyesine geldi. Burada ne biliyor musunuz? Özellikle emeklilere vermiş olduğu promosyonla Garanti Bankası bu mevduatların büyümesini ve pazar payının %9.9 seviyesine taşımasında büyük bir etkisi var arkadaşlar bu promosyonların. Evet, sermaye yeterlilik oranı çok önemli burada. Nasıl önemli?
%12.2 olan yasal limitlerin üzerinde %16.8 seviyesine gerçekleşmiş sermaye yeterlik olanı. Bu da önemli arkadaşlar. Evet, yasal seviye %12.2'ymiş. Şirketin %16.8'miş Garanti Bankası'nın. Evet dostlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Garanti Bankası'nın bilançosunu haberler üzerinden yorumlamaya çalıştık. Hepinize bol bol kazançlar. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.